Aydınlar efendim, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Şu televizyon sesini bir kısayım, öyle geleyim. Kendime kahve yapmıştım ama hak getire. Hangara içeceksin derler ya. Bu arada tavuk sote yapıyorum. Ekmek arası yapacağım bunlara. Şöyle göstereyim. Tavukları ince doğrattık önce. İsteyene şöyle yapayım, biraz da karıştırayım. Hatta altını kısayım bunu biraz. Soğanlarını doğrayacağım içine. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler aynı. Koşturmaca. İş yerinde ayrı, evde ayrı. Ne yapalım? İş olsun yeter ki. Yeter ki iş olsun. Tek isteğim bu. Böyle en azından. Çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Çalışmadan olmuyor. Ben de bugün böyle dedim. En azından ekmek arası istediler. Soğanlarını da hazırlarsam bir şey kalmayacak. Bir ekmeğini alır Özgür gelince. Öylece hazır olmuş olur. Gününüz nasıl geçiyor? İnşallah güzeldir. Bizim burası bugün hava kötü. Kötü de boğuluk bir hava var. Güneş yok öyle. Zaten hava bozacak demişlerdi. Gerçekten de doğru yani. Bozdu. Arada bir çiğse attı. Ama yine de idare ediyoruz. Arada serinleme de ihtiyaç var. Yağsın. Artık bir azıcık da yağsın. Geldim geleli şükürler olsun. Ama ilk geldiğim zaman yağdı bak. Bayağı bir yağdı hatta. Bu arada kamera çok yakın. Bayağı kilolu görünüyorum. Normalde bu kadar değilim diyormuşum. Yani ister istemez kameralarda size kilo katıyor ya. Aşırı zayıf da sayılmam. Ama aşırı da kilo değilim bence diyorum. Aa, benim şey mi geldi? Toptancı gelecek. Herhalde bugün geliyor. Ha, şimdi arabayı durdurdu. Buraya gelebilir. Gördüğüm o şey alıyorum. İçecekleri ondan aldığım için. Arabayı çekmeye yer bulamadı sanırım. Geldi baktı. İleriye kadar gitti. Ay gözümü de yakmaya başladı soğan. Soğanda da maşallahı varmış soğanın. Güzel yaktı. Ama birazdan hazırlayacağım tabii ki. Çünkü altını hatta hep kapattım. Özgür gelecek, ekmek alacak. Çay mı istiyorlar? Efendim canım? Kaç? İki çay. Tamam tatlım. Esnafım çay istiyor. Şeyi de götüreyim de. Şöyle dursun bu. Çok uzun. Böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım? Akşama kadar. Kızlar, mantarı içebilirsiniz. Sen şey mi yapacaksın? Çekilmeki mi yapacaksın? Sen şurada aç yavrum. Kendi böyle. Yaptın. Ay yine mi yapıyorsun onu? Yok kız, küçük bir şeyler çekiyorum işte birlikte. Şuraya iki çay götüreyim. Ne yaparsınız? Günümüz böyle geçiyor ama güzel geçiyor. Çok şükür. Çok şükür sağlığın olduğu sürece, Allah'ın güç verdiği sürece çalışırım. Derdi etme. Bunlar yeni gelenler. Çayını getireyim mi? Bunlar çayını içen getireyim. Öyle mi yapalım? Dışarıda mı bakalım? Bir içecek bir şey mi? Aldım dışarıda şey bakıyor da. Renkleri daha güzel görünüyor burada. Neyse çayı götüreyim arkadaşlar. Evet. Bir yandan bulaşık. Onları ayrı koyuyorum. Şöyle yapayım. Gerçekten bu şeyinki daha yumuşakmış. İstanbul'dan aldım diyor. O daha güzel şey. Kolları daha rahat. Bu arada kahvemi de yudumlayayım bari. Kahvem kaldı arkadaşlar. Buz gibi olmuş yani. Ancak bu kadar içilir. Buz gibi kahve mi olmuş? Ben ne yapayım? Bu arada bayağı zam gelmiş. Arkadaşlar bakıyoruz da.
Bir marketin insörtü var elimde. Maşallah maşallah. Az bize ne der? Çalışalım. Bize çalışmak yakışıyor, başka bir şey değil. Bu zamlar bize ne der? Ay kuzucuğuma sabahleyin Emine ablası simit de getirmişti. Birazını yemiş, birazını buraya bırakmış. Bunu ben en iyisi poşetleyeyim. Yine yer yer. Benim çocuğum çok tatlı, çok. Şuna koyayım da bari. Bayatlamasın en azından. Yukarı çıktı. Anneannesinin yanına gitti. Gelir gelmez. Ne yapsın? Sabah zor kalktı. Baktım ki hiç uyanacak gibi değil. Acık yat da dedim. Kapıyı kapat, evet. Çıkart gel dedim. Benden 4 aldın mı? Senden mi? Senden aldım aldım. Tamam. Markası var da. Onu diyor, benden 4 tane aldın mı markayı? Ben notuyorum genelde de, hatırlatıyorlar bana. Unutmamaya gayret gösteriyorum. Bazen de unutuyorum. İnsanlık hali işte. Ne yaparsınız? Ali abi gel gel, iki laf etti. Öyle gidersin. Gel. Evet. Gel. Hadi Zahide. Açık mı? Açık şu anda. Yaklaş biraz daha. Seni göremiyor ama. Ha şu anda görüyor bak seni. Beni göremiyor. Kör müydü? Kördü şu anda. Seni görür oldu. Gözü açıldı bildiğin gördü gibi. Kördü gözlerim. Gördü. Seni gördü. Artık rahat rahat seni gördü. Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Hayırlı cumalar olsun. Ay evet, hayırlı cumalar, ben unutuyorum sürekli. Ben iyi, unutursan hatırlar. Benim unutkanlığım var ya. Ben iyiyim. Maşallah. Ben her zaman iyiyim. Yoksa böbrem yok, kalbim Allah yok. Allah iyilik versin. Ciğerler yok. Sana ne der onlar? Mide de yok. Onlar sana ne der? Sana Allah gücü. Allah'a çok şükür bugünlere. Maşallah. Aziz abi. İnşallah hepiniz de iyi olursunuz. İyi olun, dua diyoruz. Allah razı olsun herkese gerçekten. Ben herkese saygılar sunayım. Ben eve gireyim. Doğru, senin sahibin yemek oldu. Yemek yiyeyim, verirler değil mi? Verirler. Vermez derse gel burada veririz sahime. Allah razı olsun. Rica ederiz. Veriyor, Allah razı olsun. Yok, hanımı gerçekten rahatsız olabilir ama her şeyi bilir elinden. Kendinize iyi bakın. Osmanlı kadını. Osmanlı kadını. Her işi bilir diyor. Yapıyor diyor. Maşallah var. Aziz abi görüşürüz. Güle güle git. Aziz abi çok muhabbetli. Ya, her zaman gibi. Kahve de yardım yaptı mı? Benim sıcağı şöyle bakın, vantilatör ortada. Arada açıyorum, arada kapatıyorum. Korkuyorum, çarpar diye de korkuyorum. Çok böyle de fazla açamıyorum. Fazlası da sırtıma geliyor ya. Burası şimdi alçak kaldığı için, yani basık şey olarak, tavanları daha basık. İster istemez içeri daha böyle bir bunaltıcı sıcaklık oluyor. Ben de bunu kuruyorum ki arkadaşlar geldiklerinde en azından açıyorlar, azıcık rahatlıyorlar. Bana da iyi geliyor. Çok böyle şey yakarsam falan, tost most yaparsam içeride hiç durulmaz hale geliyorum. Bunalım yapıyor ister istemez. Açıyorum, azıcık rahatlıyorum. Fazla da böyle çok fazla ensemi falan getirmiyorum. Boyun ağrısı sonradan tutuyor, yani boyun fıdığı var. Sonradan o boyun fıdığı ister istemez. Benim bir tanış vardı da. Hep derdi ki tülbensiz hayatta çıkmazdı. Boynuna muhakkak sarardı. Ne böyle aşırı soğuklara şey yapardı. Elimde sürekli o rüzgar falan istemezdi. Boynunu kapatırdı. Şimdi çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Aynısını yaşıyorum. Çok fazla bir rüzgarda kalsa boynum başım ağrı yapıyor. Direkt buradan başıma vuruyor yani. İster istemez boyun fıdığı coşuyor geliyor. Ama Allah'ıma şükürler olsun, şu anda beni çok da fazla bir rahatsızlık vermiyor. Şükürler olsun, yoksa o tepsileri falan taşıyamam yani, o kadar gidip gelemem. Tabii doktora kalırsa hiçbir şey yapma yani. Yani yapmadan ne yapacağız? Nasıl duracağız? Mecburen. Aha, ben bu arada neyi fark ettim biliyor musunuz? Şuralarıma sprey sıkmamışım. Ne sprey diye sorarsanız, sprey boya kullanıyorum. Şuralarımda beyazlamalar oluyor. Yaşa gelmiyor bu işler yani. Boya da tutmuyor, açık renk ya. Tutmadığı için buralarımı hafiften sıkıyordum. Bugün sıkmamışım bak. Çok yakınlaşınca kendimi fark ettim. Neyse, artık bugün böyle olsun.
sarılanın arasında kaynamıştır yani. Takılıyorum ister istemez de. Boya yapıyorsun, sürekli boya yapmak istemiyorum. Hani iki günde bir boya mı yapılır saça? Yapılmaz. En güzeli ben de o spreylerden kullanıyorum, L'Oreal'lerin. Ama çok pahalı, çoğu yerde bayağı pahalı. Bulancak'ta bir yerde sadece Haşim'de 25 lira. O da bana hayli hayli gidiyor zaten. Azıcık azıcık sıkıyorum sadece buralarına. Rengini dengeli olarak alıyorum zaten. Aynı rengine uygun alıyorum boyanın. Çünkü diyorum ya buralarda kalmıyor. Kalmadığı için orayı bir şekilde kamufle ediyoruz. Genelde şimdi herkesin yaptığı da aynı şekilde. Bayanların kurtarıcısı. Bildiğiniz kurtarıcı boyalar oluyor. Yani hemen kapatıyorlar veya boyasını yapamamış. Ona o zaman bulamadıysa 2 dakika sıkıyor, geçiyor yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Allah'tan bu tür şeyler var da rahatlıyoruz yani. Ha, bu arada eşim de geldi. Saate geldiydi. Ekmekleri de almış. Eli kızlarla konuşuyor. Buraya giden gelen artık tanışımız. Zaten arkadaş. Buyur tatlım, hoş geldin. Bir saniye. Evet. Şimdi domatesi doğrayacağım. Ayrıca şu soğanlarımı almam lazım. Şöyle alayım. Biberi şeye koymayı düşünmüyorum. Tavuğa mı koyacağım? Köfte yap, onu 4 tane de çıkaracaklar. İki tane çay alabilir miyiz? Azam da el üstünün defteri falan var mı? Geri verirdim ya. Ya çok sıcak ya. Melek var mı canım bu defter kızlarımızdan? Hava altında vardır ama. Karton parçası. Bak şuradan altında defter vardır. Ama altında bir aç bir tane. Hani? Pastanın ne işin var senin? Şunu al da bunu al. Bir pastanın. Ha tamam, o yeter bana. Geri getiririm sana. Tamam, lazım bir şeydir. Az işin bitince 2 tane çay alırız. Tamam bebeğim. Versene tatlım. Tamam. Biberlerin de yine köftü de istemişler. Arasına koyarım. Arasına biberi, soğan, soğan. Hangisine? Köftelere de koy bu. Bir tanesine koy bari peyniri, ben çiğ olsun. 2 tane değil mi köfte? Öyle yapalım. 4 tane tavuk karışır. Biberi şeye koyacağım sadece, köfteye. Evet. Öyle, çünkü tavuğa koyulmaz. Domates ona koyulmayacak. Neye? Seninkine de ona kine koyayım mı? Koy. Tamam. Belki de çiğ soğan da koysam o şeye. Ama abi tavuk bak burada şey durumda şu anda. Ne durumda? Yanıyor altı. Acıdan koysayım mı? Var. Yavrum yağ çok koydum ona ben. Biraz. Buna yağ bayağı koydum ben. Pişmiş zaten bu. Bunun soğanlarını atalım. Ocağa koyalım. Aslında yağ doldurdum, biliyor musun? Çekmiş, tamam. Çekmiş. Ama şu elinde dolasam olmaz değil mi? Ne yavrum? Şu elinde bir sigara dolasak olur mu tavuğun içinde? Yapma. Tadını değiştirir. Hiç gerek yok. Tavuk tadını alsınlar. Köfte de Soğan. 2 tane köfte koy benimkine. Tamam mı? Şimdi bundan çıkar mıydı? He? Çıkar mıydı bundan? Anlamadım da. 4 tane çıkar mıydı? Valla sefer gidiyorum. 4 tane görüp 2 tane yaparsın. Tamam. Yalnız bu tavuk bayağı bir yağ yiyor. Yapacak bir şey yok. Ya. Ben bir postaya bakıyorum. Artık gitsin. Şimdi
tavuklar pişsin, ekmeklerimi ayarlayayım arkadaşlar bu arada. Ekmeğimi kesmem lazım. Şuraya almam gerekiyor. Biberi de alayım. Güzelce alayım da şu ekmeklerime bir güzel keseyim. Altını kıstık neyse. Ekmeği de şöyle yapıyorum. Aslında kimi şu kıtırlarının alınmasını istiyor ama bunlar genelde istemiyor. Şöyle başından bir kesiyorum. Ortasını da şöyle açtım mıydı? Azıcık da bunun üzerine koyuyorum ısınsın. Şöyle. Ekmek tazeymiş güzel. Hayret, bugün ekmek tazeymiş. Asker ekmek. Güzelmiş. Başka yerin tarihleri gelmiş. Başka yerlerde bir yerlerde bir yerlerde yok. Hayır, şey değil, güzel geldi. Çok fazla bir şey yapmadım. Sıkan onları. Yardım. O kadar bir şey. Nasıl? Isıtmaya da gerek yok ki. Sıcak ekmek. Yok, bastır artık. Azıcık bastın mı? Öbürleri biraz bayat dönecekler. Ekmekler. Bayat olunca dağılıyor ekmek, anlıyorum. Ha, makine açık zaten. Şöyle. Nasıl şeker var mı? He? Nasıl şeker var mı? Nasıl şeker kullanıyorum. Kim o? Ne kullanmıyor? Bence yok, o da kullanmıyor. Hiç de kullanmıyor. Yok, hiç de kullanmıyor. Ekmekleri de hallettik. Tavuklar da pişmiş. Bir ekmek daha doğrayacağım. Hatim sen doldur istersen işlerini. Çay içersin. Sen iyi. Çayını iç tamam. Tamam, iyi yap. Burada yanarken herhalde bir şeye bakayım. Tosta bastırıyoruz ki şey olsun. güzel oluyor. Daha yumuşak. Tost gibi oluyor. Buradan 5 tane çıkar. Hı? Çıkıyor. O zaman bana tek tek yap. Tamam. Bir tane soğansı olacaktı. Sen yap hepsini yap. Ne? Ben satarım hepsini yap. Olmadı bir ekmek fazla yap. Hepsini satarım. Tamam. Yiyecekler. Neyse.
5 tane çıktı çıktı yap. 5 tane çıktı canım. Şunları ben de daha koyacağım. Da var. Çatan da çatan. Ne o? Katlar orada yavrum hayır. Kim o? Efendim. Diyerek böyle bir çabalıyorum. Azıcık şöyle bir toz tavası olsun diyerek de orayı da şey yapıyorum. Evet. Şunu da başı niye eğildi acaba? Evet. Dur. Telefonu kaydırmışım. Biraz aşağı doğru yermişim. Tabii ister istemez onu da baş aşağı vermiş. Köftelerime de bakayım. Burada kaldırayım. Köfteleri genelde. Üzerine kapatın kokusunu alsınlar. Çok karanlık duruyor ama ne yapabilirim? Bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bu köşede ışık yanmadığı için sanırım. Hazır ekmekler köfte kokusu alsın. En azından. Evet, bu da tamamdır. Yanmasın diye sık sık da çeviriyorum. Şimdi yalnız bir soğan daha doğrayacağım. Çünkü pişirme de yapacağım. Şu altından alayım da. Ne olmuş? Dışarı topladık, vantaj tur çalışırsanız ha. Evet dedim de ben. Yanmış mı? Tamam, bunu alabilirsin.
soğanları koyacağım. O ne yapacak? Seninki ne? Çiğ koy, çiğ. Çiğ mi koyayım? Tamam. Biraz olur. Şey çaydan bir meyve yok. Şöyle de damlayayım şöyle. Zor işler arkadaşlar. Dörtlerini koyayım mı içine? Yok. Bir tane seçeneği sadece şey koyuyor. Üç tane çay, bir tane şey ne kadar? 20 lira. Üç çay, bir kahve. 20. Atıyor. Ne? 20 lira. Oğlum onu tutacak, 20 işte. Doğrudur, al al. Allah Allah, ne yapıyorsun? Üç çay diyor, üç çay, bir kahve. Üç çay, bir kahve. Ay, kapat kapat, tamam tamam. Kahveyi noktadız yavrum, doğrudur, sıkın. Benim var ya, bugün işlem ne değilse öyledir. Ben kahveyi unuttum. Ben de bu şeyi ben yerine bırakayım. Ben sadece çayı hatırlıyorum. Kahveyi beni bulun, ne oldu, bir dakika elini yedirmeyin. Vallahi. Ne yapayım, şunu sıkayım. O tatlıya bir şey içine koy, karışmasın. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya haberleşiriz ya. Ama ben yarın geçeceğim. Bulacak'ta çalışacağım. Tamam, kendini çok stresli. Ben uğrarım bakarım orayı. Tamam tamam. Biber koyuyor muyum? Una koyuyorum. Una, biber, soğan, şey çok oldu maalesef. Tamam. Tamam. Ben yine soğuk ver. Melek, yordu ama. Melek. Ne yavrum? Saytlara bakmak ister misin? Var mı alacağım? Kızlar gelirse bakarlar belki. Biraz bence bırak buraya da ben kızlara göstereyim. Şunu koy, şunu koy. Bak sen ekleyin. Kurisiyle bırak o benimkini. Kurisiyle bırak olmadı. He. Bırak da ben gösteririm. Bir tek bir küçük poşetim var mı ya? Yavrum, o şeyin altına bir baksana. Abi hadi. Elimdekini koyacağım Özür abi. Minik oluyor, minik. Ya poşet alacak. Büyük poşet oluyor mu? Ver. Varsa yoksa sıkıntı. Var büyük olsa oluyor mu diyor. Olur mu? Olur Özgür abi, olur biraz. Ama atayım şöyle. Teşekkür ederim. Tam kettiğin için de karışmıyorsun. He? Senin soğanları. Evet, yaptık, hazırladık, ekmeğini de hazırladım. Yiyenlere afiyet olsun. Verdik. Acı şurayı bir serinletsin, şunu göndereyim. Annem öldü bu arada. Şuraları ne yaptın? Acın öldü mü? Acım ölmedi, sıcaktan öldü. Acım ölme. Diyecektim ki, 2,5 saattir yiyorsun diyecektim. Anam, tüm estağfurullah. Halit abi. Seni her yeri kahvaltı yapıyorsun. Tabii sabah gelirsen ben kahvaltı yapıyorum genelde, biliyorsun. Ne yapayım, yapmayayım mı? Acımı göreyim. Bir de çocuk var. Acımı göreyim, yemeyeyim mi? Bu bir stil. Bir stil bari. Acımı göreyim ben şimdi. Ye. Bu kadar koşuşturma ya, acımı kalınır. Ye. Kalınırsa ne olur? Dal gibi kalırım ha. Günah değil mi? Şunu veremeyiz lan.
Koşturuyorum, koşturuyorum aynı yerde. Doğal olarak temizlettireyim. Evet. Bir de gel temizlemesek ayrı çok iş var. Bir de şey atayım, sakal atayım değil mi? Sen bir sakal, bıyık. Ha. Ne bulursan yolla yesin. Artık zaten. Sana kalmış bir şey. Sakalı bıyığı da bize sormayacağın herhalde. Değil mi? İki dakikada temizledim olayı bitirdim. Soyu yine az içeri oldum. Soyu iyi değil işte. Yine az içeri oldum. Hiç iyi değil. Şuralarımı temizleyeyim de. Temiz temiz. Yerine yerleştireyim. Bize bir şey gelemedi bugün. Merak. Meral abi arayacaktım. Ay sütü var. Sütü var alınacak. Ben de süt istemiş. Süt istemeye mi gittiniz? Süt istemiş, süt. Şey kapıyı mı süpürüyor? He. Maşallah o da benim gibi. Elimden bir şey düşmüyor. Ben sabah süpürdüm bir güzel. Kapının önünü süpürüyorum. Sanki oraya kül tabası koymuyormuşum kapının gibi. Bütün külleri yere atıyorlar. Kapının arkasını süpürüyor musun? Süpürüyorum. Dün buraları hep çamaşır suyuyla sildim. İyi yapmışsın. Ne yaparsın? Temizlik lazım. Pis pis gezecek halimiz yok. Burası bir iş yeri. Eve ayrı, burayı ayrı. Yes. Benim işim biter mi? Bitmez. Yine de Allah bitirmesin. Ölenin işi biter. Amin. Yine de şükürler olsun. Her halimize. Ölenin işi biterse öğleden sonra çalışıyoruz. Evet evet. Yata, ölürsün de çalıştırırsın. Evet. Daha ne olsun? Öbürsünde çalıştırırsın kızlar. Sen de bu şeyi gördün ben. Çayı yeni demledim. Hangisini aldın? O yeni demlediğimi almışsın. Aynen öyle yapmışsın. Aynen öyle yapmışsın. Evet. Peki dururken... Öteki 6 aylıktı. O daha 6 aylık evet. 7 ay daha girmemişti. Onu da... Kendime çay ısmarladım. Kendime ısmarladım tabii. Almıyorum çay demek ki. Zaten sen görüyorsun halinde tek olduğumu. En azından... Bana yardımcı ol. Bak ayaktayım her saatte. Otursana. Ne yapayım? Oturunca işi kim yapacak? Ben mi sen mi? Nereye gidiyorum? Otursana yarsana. Nasıl abi ya? Nereye gittim bilirsem. Ya yeni yılda anamızda daire var ya. Hı-hı. Orada işlem yapacaklarmış. Şey, bayans mayans çocuğu ev işte evin dışı için. Anladım. Şey istiyorlar şimdi, 2500 lira bu ay, 2500 lira gelecek ay. Bana sormuyorlar ki, ödeyebileyim mi, ödeyemeyeyim mi? Senin de ailen mi? Hanım üzerine. Hanım üzerine başlıyor. Parası bana geliyor şimdi. Doğru. İşlem vereyim, dış eve bir şey değil herhalde. Yok yok, iç dış şey, merdivenleri teknik yapacaklarmış, mermer. Bir de kalırsa bizim dalı balkonlar yapılması lazım. Boya, demirim emri, boya işleri. 5000 liraya anlatmışlar. İyi. İyi yine azmış yani. He. Bizimkilerde olsa şimdi 5000 onlara, ben şimdi onlara görüşeceğim de yöneticiyle. Onu mu yaptın? Aydın'a veririm diyeceğim. 100 lira yapacağım. 100 bin lira. 5000 lira. 50 bin lira az olayım diyeceğim. Bize ne der ki dersen olayı bitirirsin. 50 lira benim ayakkabı boya parası. Azıcık ilaçlayayım bari şu teremin şeylerini, fayanslarını falan. Ne yapalım? Bu izleyen arkadaşların da evlerinde temizlik işi varsa gidelim yapalım ne olacak? Olur. Hayrımıza. Halim olsun yine giderim. Şu bacağım yeter dursun. Hiç sorunum yok. Benim biliyorsun. Gitmediğim, yapmadığım iş değil yani. He. Temizlik işi benden sorulur. Ha bu ilaçlar, ha bu çaya da koysan da içim dışım temizlense. Olur, tertemiz olursun. Anında için dışın çiçek gibi. Çiçek gibi açılır. Daha ne olsun? Çiçek gibi olursun dediğinde doğru yani. Ama bak ben beyaz oldu işte. Dünden beri sürekli ilaçlıyorum zaten. Ama sararıyor, çay dökülüyor ya. Sürekli çay döküldüğü için burası sapsarı oluyor. Ben de sinir oluyorum. Hava biraz daha güzelleşti. Aynen. Rüzgar böyle bir rüzgar oradan geliyor. Rüzgar oradan esiyor sana. Sana esiyor. Türkiye'de rüzgar vardı da rüzgara kapılmadık mı? Yani. Vardı da sen mi rüzgarını oynadı uzun? Ne yaptın? Bu ne için sana gelse? O çiçeği şeyden aldım, 101'den aldım. Güzel oluyor. Aynen.
Yüz böyle sanki şey gibi, köylü işi gibi. Niye? Biz neyiz? Biz neyiz ki? Biz neyiz? Ben şehirliyim. Şehirli misiniz? Şehirli. Şey var ya, dün de şoktan şey aldım da. Mintaxlar, eskinin Mintaxların markalarını biliyor ya. Biliyorum. Şey yumuşatıcı aldım, çok da güzel kokuyor. Çok yumuşak. Yumuşattı, gayet güzel abi tişörtlerime. Ama tişörtümün üzerinde kokmuyor öyle. Ben istiyorum ki şurada parfüm gibi kalıversin yani. Ama normalde yıkarken içeri yağdı. Ben sana şey alayım, parfüm alayım. İlk defa kullandım. Şeye aslında yapasım var. Nevresimleri aldım ya ben. Onlar biraz sert duruyor yastıklıklarını. Azıcık şöyle yumuşasın istiyorum. Veya siz bana fikir verin. Onların yumuşaması için ne yapabilirim? Bu yeni olan işte abi, nefresim takımlarına çok iyi kaliteli alman gerekiyor. Tabii çok böyle yumuşak istiyorsan tacın macın o kadar para da verilmez arkadaşlar. Çaya koysam. Hacı koyayım ben seni çayına. Getir. Getir. Gerçekten koyar mısın? Sen yeter ki iste yani çayımda ben bunu istiyorum de. Hayır demem yani. Ne olsun ki? Aziz abi biliyorsunuz. Şey, her türlü gideri var. Porçöz. Porçöz gibi içini açar seni. Bir güzel tertemiz olursun. Tertemiz. Çiçek gibi. Çiçek gibi olursun. Açarsın. Ha şeye de girmeye gerek kalmaz. Diyalize de. Bence de hiç gerek kalmaz. Böbrek seni böbrek. Seni temizlemiş olurum. Böbrek böbrek açılır. Benim elimden olmasın ölümün Allah korusun yarabbim. He. Benim yüzümden sana bir zarar gelmesin. Ben Özlem diye uğraşmayayım mı? İçini temizlemeye çalışayım. Tabii, böbrek belki dolar da, şey, açılır da. Çalışırken de beni arada götürme de, içini temizleyeyim derken. Melek verdi demesinler bunu. Adamın çayına ne kattın diyerek. Zehirledin mi bu adamı çamaşır suyuyla? Sonra Aziz abi, şey olmaz hiç. Neyse arkadaşlar, bu vlogumuzu burada. Aziz abi gel beraber kapatalım. Burada kapatalım. Akşama zaten annemlerle çekim yapacağım. Bunu şimdi yayınlayacağım. Burada tavuk sota gibi, aslında tantuni gibi hayırlı, tavuk tantuni yaptım. Hayırlı günler olsun. Allah hastalarına şifa versin. Amin. Ben hasta değilim. Teşekkür kesinlikle ederim. Değil. Değilim. Maşallah ama nazar değmesin. Değilim. Adamın 41 kere maşallah var. 42 kere. 42 olsun. Herkese sen 41 için, senin için bir tane daha koyuveririz. Ne olsun ki? Sen yeter ki sağlıklı ol. Buranın maskotu. Kesinlikle. Bizim için çok özel bir insan. Maskot. Allah sağlık uzun ömür ama güzel maskotusun yani. Yanlış anlamayalım. Estağfirullah. Evet, estağfirullah diyelim. Aziz abi bizim için her zaman özel bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi senin için destek verdiğiniz saygılar, için. Sevgiler. Allah razı olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı günler efendim. Akşama inşallah yeni bir vlogla karşınızda olmak üzere. Öpüyorum sizleri. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.